Şimdi böyle bir açıklama geldi Sedat Peker'den. Uzun süredir zaten ifşaatlarını ve iddialarını dinliyorduk. Siz de bu konuyla ilgili Sesat Düfi değil ve hafife alınmamalı dediniz bugün haber merkezimize. Ne söylemek istediniz? Sizce bu açıklama neye işaret? Şimdi Maraş'ı, Çorum'u, Sivas'ı, Gazi katliamı yaşamış bir toplum olarak belleklerimizde bunların halen tazeliğini koruduğu bir dönemde böyle bir tartışmanın tekrar açılması çok tesadüfi olmadığını söylemek isterim. Tabii çete örgütünün ifadeleri bizim için çok aman aman bilmediğimiz şeyler değildi. Biz bunu zaten biliyorduk. Devlet aklının nasıl çalıştığını da çok iyi biliyorduk. Çözemediği sorunları çete mafya ilişkileriyle çözmeye çalışan işte derin devlet oluşturan bir bakışla bugüne kadar iktidarlar ülkeyi yönetmeye çalıştılar. O nedenle de bu derin devlet kavramı, çete, siyaset, mafya ilişkileri Surluk davasıyla zaten her kamuoyunun bilgisi dahilindeydi. Hele biz Aleviler bunu çok çok daha iyi biliyorduk. Çünkü Alevilere yönelik hangi katliam varsa ya arkasında işte dış güçler vardır, ya arkasında emperyalistler vardır, ya arkasında karanlık güçler vardır. Peki devlet nerede o zaman? Yani çete ortada, mafya ortada, elini kolunu geze geze her türlü kirli ilişkileri yapıyorlar, her türlü kirli operasyonları yapıyorlar. O zaman bu devletin ordusu, övündüğü emniyet teşkilatı, istihbarat teşkilatı nerede? Ne iş yapar bunlar? Ama bir bakıyorsunuz ki aslında işi biraz daha kaşıdığınızda karşınıza direkt devletin kendisinin çıktığını maalesef görüyoruz. O nedenle de ne kadar derin devletten hesap sorulması gerekirse asıl derin devletin hesabını devletin bilhassa kendisini vermesi gerekiyor. Kendisi buna cevap vermesi gerekiyor. Yani ismi geçenler, ortada dolaşan isimler, işte en son Gazi katliamına işaret ederek yine cemevlerine saldırı. Ya evet. Ne zaman bu ülkede bir kriz olsa, siyasi bir kriz, ekonomik bir kriz olsa, bu krizin gündeminin değiştirilmesi adına bir kargaşaya ihtiyaç duyuluyor. Bu da hep bu gariban Aleviler üzerinde deneniyor. Yani Maraş ve Çorum katliamını düşünün. 80 darbesine giden yolun taşlarının örülmesiydi. O darbeler için hazırlık yapıldı. Şimdi bir bakıyorsunuz yine bir durum yaşanıyor Türkiye'de. Siyasal, ekonomik bir kriz var. Seçimler olacak mı? Olursa gerçekten yapılacak mı? Yapılırsa adaletli olacak mı? Nasıl olacak gibi birçok kafalarda soru işareti varken bir de şu var. Tartışılıyor. Bunu çok yüksek sesle konuşmak lazım. AKP seçim yaptırmayacak. Yani kaybedeceği bir seçimi yaptırmayacak görüşü de çok ciddi bir şekilde tartışılır bir hale geldi. Tabii bu bir iktidarın seçimi yapmaması için kaosa ihtiyacı var açık söylemek gerekirse. Şimdi Mehmet Ağarlar'a baktığımızda, Gazi'deki duruma baktığımızda, onun öncesindeki Sivas'a, Çorum'a, Maraş'a baktığımızda yine belli mafya bazı çeteler, siyaset, devlet ilişkilerine baktığımızda bugün işte çete liderinin söylediği öyle hafife alınacak bir şey değil. Bir de şu da var. Bir yanılmıyorsam iki video öncesinde yaptığı açıklamada ya bu türlü kirli ilişkileri öğrenmek istiyorsanız o kirli ilişkileri yapan bizlere soracaksınız. Yani bu işlerde kimlerin kullanıldığı, istihbarat dairesi tarafından ya da diğer devlet güçleri ya da siyaset tarafından, iktidar tarafından kimlerin nasıl kullanıldığını, nereden kullanıldığını, hangi koşullarda kullanıldığını en iyi bilen bu kirli işlerin tetikçiliğini yapan kişiler bilir. Yani bu çete kılıklı insanlar bilebilir. Bunu söylüyorsa bu işlerin tetikçiliğini yapan biri, evet. Derin devlete tetikçilik yapan biri bunu söylüyorsa bunu hafife almamak lazım. Daha sağlam bilgilere sahip olduğunu gösteriyor. Ki evet. Biz de bunu öngörüyorduk. Olası bir karmaşallık yaratılmak istenildiğinde yine Aleviler denek olarak kullanılacaktır. Biz bunu biliyorduk. O nedenle de bize çok böyle aman aman yeni bir bilgi, yeni öğrendik, yeni duyduk, yeni biliyorduk gibi değil. Biz bunları biliyorduk ama bu sefer içeriden biri. Bu işin bil fiil tetikçiliğini yapan biri bunu söylüyor. Peki Hüseyin Bey, şimdi ciddi siz de lazım. Kendisini bir tetikçi olarak niteliyorsunuz. Şunu da merak ediyorum. Şimdi bir yandan sık sık Alevi sembollerine de başvuruyor kendi derdini anlatmak isterken Sedat Peker. Bu o kendisine bir meşruiyet kazandırıyor mu? Çünkü bir yandan bunları ortaya döküyor olması da onu sosyal medyada böyle bir fenomene çeviriyor. Ama siz de söylüyorsunuz bilmediğimiz şeyler değildi ve kendisi de ifade ediyor ki aslında bu işleri yaptığı için kendisi bu kirli ilişkileri bu kadar rahat anlatabiliyor. Ne söylemek istersiniz bununla ilgili? Ya bu çok şimdi kendine
yeni alanlar, yani kendi lehine yeni alanlar yaratmaya çalışıyor ama Alevilik doğa sevgisidir, insan sevgisidir, çevreye olan aşktır, kirlilikten arınmaktır, sadeliktir, temizliktir, dürüstlüktür, insanca yaşamaktır. Bizim öğretimizin temel koşulları budur. Şimdi bu kadar kirlenmiş birilerinin Aleviliği ağzına alarak Alevi sembolleri ya da Alevi söylemleri üzerinden kendini aklamaya çalışması ya da meşrulaştırma çabası, ancak şunu söyleyebilirim buna. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı da Ali'yi sevmek Alevilikse ben de Aleviyim demişti hatırlarsanız. Orada Erdoğan'ın söyledikleri neyse bugün Peker'in söylediği de bizim nazarımızdaki karşılığı aynıdır. Samimi değiller. Yıllardır vatan, millet, Sakarya, ezan üzerinden bu ülkede, yani ülkemizde birçok mazlum insanın kanına girmiş insanlardır. Bir sürü mazlumun kanı bunların eline bulaşmıştır. Böyle bir mantıktan, böyle bir akıldan olumlu bir şey beklemek çok doğru bir şey değil. O yüzden de şu anda boyunlarına kadar bataklığa batmışlar, çırpınıyorlar, kurtuluş arıyorlar. Ya düşünün, bu ülkenin devrimcilerine neler söylediler? İşte komünizm gelecek diye Amerikan emperyalizmin, NATO'nun silahşörlüğünü de yapmadılar mı? O kadar devrimciyi katlettiler. Ne oldu? Bugün Rusya ile işbirliğine giren onlar değil mi? Rusya ile komünistlerle işbirliği yapmak isteyen yine bunlar değil mi? Rusya, Çin, İran'la bu ilişkileri kim sürdürüyor? Kim bu ilişkiler ağlarını oluşturuyor? Ve dikkat ederseniz bu pislik işlere girmiş insanlar hepsi milyar dolarlarla konuşuyorlar. Milyar dolarları yönetiyorlar. Demek ki bunların, hep bir şey söylüyorduk Rojda Hanım biliyorsunuz, bunların dini de, imanı da, Allah'ı da, kitabı da para, güç, para, başka bir şey değil. Ve insanları yıllarca hem Alevilere katlettiler hem de Alevilere bu işlerle ilgisi olmayan insanları kullanarak bu süreci bu toplumumuza yaşattılar maalesef. Evet, peki Sedat Peker'in bu verdiği sinyali nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani bundan sonra yaşanacak her olayın sorumlusu devlettir demiştiniz siz bugün yine haber merkezimize. Bir adım atılmalı mı ya da atılmayan adımlar ne gibi sonuçlara varılabilir? Yani biz kendi güvenliğimizi sağlamakla yükümlüyüz, bunu biliyoruz. Ama aynı zamanda devlet, eğer eşit yurttaşlık temelinde bütün insanların, bütün vatandaşların can ve mal varlığını korumakla yükümlü ise ve bu ordunun, polisin, emniyet teşkilatının, istihbaratın, devletin bütün makamlarında çalışanların maaşı Alevilerin ödediği vergilerle ödeniyorsa, Alevilerin can ve mal hakkını devletin bilakis kendisinin koruması lazım. Bu sorumluluğu üstlenmesi lazım. Bundan sonra yaşanacak en küçük bir olayın tek sorumlusu devlettir. Biz derin devlet, Peker, Meker, çete, mafya tanımayız. Direkt devleti tanırız. Devleti sorumlu biliriz. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.